Merhabalar. Altınoluk'a geldiğimde bahçeli bir ev aradıydım. Fakat buralarda bahçeli ev bulmak pek mümkün değil. Zaten bahçeli evi olanlar da kiraya vermiyor. Benim hevesim vardı domates, biber, salatalık yetiştirmeye. Ne yapabilirim? Bahçeli evim yoksa dedim. Gittim birkaç tane saksı aldım, pide aldım ve saksılara böyle pideler ektim. Bunlar biberlerimiz. Bakalım zaman geçtikçe ne olacak? Burada domatesim var. Bu çeri domatesmiş. Aa, domates vermiş. Bakın. Şurada. Aa, çok güzel. Hatta arkada bir tane görüyorum. Şurada. Bakın şurada. Kaç domatesim var olacak bakalım bu sene. Minik minik domateslerim var, inanmıyorum. Şurada gördünüz mü bakın. Minicikler. Hadi bakalım. Bir tane de buraya salatalık ektim. Pidecik bir tane salatalık ne işine yarayacak? İyi de benim zaten bahçem yok ki, ben bunu ne yaptım? Saksıya ektim. Burada bir salatalık. Burada iki domatesim. Burada iki verim ve burada bir tane domatesim var. Ara ara sizinle paylaşacağım. Küçük minicik bahçem ne durumda? Pideleri ekeli 2 haftayı geçti. Bakın geçen yıl size paylaştığımda tek bir domatesim vardı. Şimdi görüyor musunuz? Çoğalıyor. Ay, her biri o kadar hoşuma gidiyor ki. Şurada nerede? Bakın şurada. Ters kaldı. Ama üzerinde çiçeklerimiz var. Demek ki bayağı bir domates alacağız. Şöyle domatesimi de göstereyim size. Domatesler çok hızlı meyve vermeye başladı. Fakat biberlerin şu an hiçbir hareket yok. Onlar bir anda coşacaktır. Zaten erken daha, yani Mayıs'ın sonundayız. Fakat canımı sıkan bir şey oldu. Salatalık fidan hızla büyüdü. Hatta bakın şöyle göstereyim. Salatalık bile verdi. Ama üzerindeki şu siyah böcekler nedir anlayamadım. Şurada böcekler var. Tam olarak gösterdim. Şöyle gördünüz mü siyah böcekleri? Ama salatalığım da var. Minik bir salatalığım var şurada. Allah'ım ya Rabbim ne kadar güzeller. Her hafta bir gelişmeyi size göstereceğim. Domateslerimiz iyice bir kızarsın, sizinle paylaşacağım. Evet, tekrar merhabalar. Domateslerimiz son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın çoğaldılar, büyüdüler ve kızarmaya başladılar. Bakın minik domateslerim var burada. Yani ne kadar güzel. Sonuçta ben buradaki domateslerle yazı geçirecek değilim. Ama böyle bir domatesim bile pide verip kızarması beni son derece mutlu ediyor. Bu birazcık daha fazla büyüdü. Şu altta kızarmış yanım var. Fakat bakın şurada minik domateslerim var. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel duruyorlar. Şurada biberlerin çiçek vermeye başladı. Domateslerim arka balkondaydı. Fakat orada böceklendiler. Böceklenince ben de bu ön balkona aldım. Çünkü arka balkon olduğu gibi ağaçlıktı. Ağaçlık olunca orada böcekler geldi. Hatta salatalığımın son halini ben size paylaşmıştım. Bir saniye tekrar göstereyim. Evet. Evet, bunun üstü olduğu gibi siyah siyah böceklerle kaplanmıştı. Sirkeli su yaptım. Onunla bir yapraklarını yıkadım. Fakat o zaman da yapraklar böyle oldu, kurudu ve sarardı. Fakat şurada yazık ya, çiçek veriyor. Fakat bu sinek midir, böcek midir anlamadım. Hatta bundan domatesimi ve geçtiği için domatesleri ayrı yere koydum. Dibine sirkeli su koydum. Aynı zamanda böyle biberli, sarımsak bir karışım yaptım. Onunla da döktüm, sıktım. Bilmiyorum, bu salatalık bence kurtulmayacak. Ama zamanla ne olacak göreceğiz hep birlikte.
Evet, salatanın o günden bugüne değişimini paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın en son nasıldı, şimdi nasıl? Şu dibindeki küçük küçük uçuşan sinekleri görüyor musunuz? Şimdi bunun için ne yapmam gerektiğini araştırırken 1 litre suya 5 kaşık Arap sabunu koyup sıkmam gerektiği söylendi. Dünden beri de ona başladım. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Ama sonuçta salatalığım kurtuldu. Bakın her taraf şöyle şöyle çiçekler. En son halinden eser yok. Sadece şu anda kurtulması gereken sinekler. Bakalım salatalık verecek mi? Bakın. Eğer bu sinekleri ne yapacağımı bilen varsa lütfen bana yazsın. Her taraf sinek kaynıyor. Bakalım Arap sabunu iyi gelecek mi? Bu da Çanakkale domatesim. Henüz hiçbir meyve vermedi. Verdiği zaman nasıl olacak bilmiyorum. Kocaman kocaman domateslerim olacak. Biberlerimi biliyorsunuz, artık o da biber vermeye başladı. Sinek bunda da var. Bunlarda da var. Ama yapacak hiçbir şeyim yok artık. Domateslerim de böyle. Ben Arap sabunu sıkmaya devam edeceğim. Bakın kocaman. Toprakla, yeşilliklerle uğraşmak gerçekten çok güzel. Bahçem olmasa da saksılarda böyle domates, biber ve salatalık ekerek kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. İnşallah Rabbim bahçeli bir ev verir de bunlarla uğraşmaya devam ederim. İstiyorsanız saksıda siz de bu tür bitkiler yetiştirebilirsiniz. Kolay gelsin diyorum.